Çemberimde Güloya, İğne Oyaları kanalıma hoş geldiniz bayanlar. Sizlere namaz örtülerine yapabileceğimiz güzel bir örneği anlatacağım. Şimdi sinek kanadından daha yaptım. Arasına toplamda buraya 16 tane zürafa yaptım. Ben buraya zürafamı tamamladım. Şimdi sinek kanadımızı yapacağım. Altı tane zürafa var. 17.'yi yapıyorum. Aynı zürafadan geri geleceğim. Düğümümü attım. Bir tane pırpır yaptık. Pırpırın içinden geçiriyorum. Düğüm atıyorum. Şimdi yuvaya, zürafamızın olan yere geldim. Sinek kanadımı yaptım. Şimdi bir tane daha aynısını yapacağız. Şimdi zürafa 1, 2 ve 3. zürafa. Gelir geliyorum 3. zürafadan ipime düğüm attım. Bir tane pırpır. Pırpırımı yaptım. Pırpırından içinden geçirip düğüm. Ve sinek kanadının buradaki boş olan ipliğin içinden geçiriyorum. Oraya bir köprü oluşturdum. Ve buraya da sinek kanadı yapacağım. Buradaki sinek kanadımı tamamladım. Şimdi aşağıya yuvaya geldim. İpimi gergin tutmuyorum. Burada sinek kanadı görüntüsü verdim. Ve aynı yere bir tane daha yapıyorum. Ve 2 3 tane zürafa yapıyoruz. 2 ve 3. zürafa. Geri geldim zürafadan. Pırpırımı yapıyorum. Düğümümü attım. Araya köprü yaptım. Pırpırımızı yaptık. Düğümümü attım. Şimdi yukarı doğru çıkıyoruz. Ve geldim sinek kanadının boş olan yere. Bir tane pırpır.
Şu anda sinek kanatlarını tamamlıyorum aşağıya. Burayı da tamamlıyoruz. Yine zürafa yapıyoruz. 3 tane. Üçüncüsünden geri geleceğiz. Şu an altta 1, 2, 3. 4 tane olacak burası. Ben tamamladım sinek kanadını. Şimdi gri ipimi aldım. İsterseniz bunu simli iplikte kullanabilirsiniz. Ben gri iplikle anlatacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. zürafaya. Pardon, 8. zürafa olacak. 16 tane yapmıştık araya. Şimdi buraya geldim. Bir tane küçücük bir köprü zürafa yapıyorum. Geri geliyorum. Burada ipimi iki kere dolayacağım. Şimdi iki tane zürafa yapıyorum. İki tane zürafamı yaptım. Geri geliyorum. Baştaki zürafanın içinden geçiriyorum iğnemi. Aynı yere bir zürafa yapıyorum. Arttırma tekniğini kullanıyoruz şu an. Aynı yere bir zürafa daha yapıyorum. Şu anda 3 tane oldu. Baştakine geliyorum zürafaya. Köprümü yaptım. En başa bir daha batıyorum. Bir tane zürafa. Oradakine sondakine bir daha sondakine. Dört tane zürafamız oldu. En baştakine yanındakine eksiltiyoruz.
Sondakine. En baştakine. Yanındakine. Yanındaki zürafaya. En başa. Üstteki bir taneye de sadece düğüm atıyoruz. Şeklimizi hazırladık. Şimdi beyaz ipimi alacağım. Şimdi buradaki köprülerimiz var. Bu köprüleri iki kat yapacağım çünkü bu ipliklerin fazla oynamasını istemiyorum. Sizler de isterseniz tek kat, isterseniz çift kat yapabilirsiniz. 4 tane zürafa yaptığımız yere şu an benim iğnem kalın olduğu için biraz zor geçti. Daha ince iğne kullanabilirsiniz sizler. Düğümümü attım. Şimdi üsttekine. Buraya bir köprü oluşturuyorum. Köprümü yaptım. Gene 4 tane olan yerdeki zürafanın içinden geçiriyorum. Köprülerimizi hazırladık. Geliyorum en baştakine. Gri olan yerdeki zürafanın içinden geçirdim. İpimi eşitleyip düğümümü sıkıyorum. Ve beyaz olan yere geldim. Köprümü sıktım. Şimdi buraya 12 tane biraz büyük bir şekilde pırpır yapacağız. Pırpırımın boyunu bu şekilde ayarladım. Pırpırın boyutunu ayarlarken şöyle getiriyorum ve hemen tutuyorum. Yanaştırıp çekiyorum. Eğer tutmazsanız alttaki şöyle anlatacağım. Şimdi getirdim. Sıkıyorum. Yani tam sıkmadan şöyle çektim. Eğer bunu böyle çekerseniz bu dönük olur. Ama şuraya bastırıp da çekerseniz altına düğüm olan yerlerini pırpırlarınız dönme yapmaz. 12 tane pırpırı tamamlayacağım. Buradaki köprümün üzerine olan 12 tane pırpırı tamamladım. Şimdi diğerine geleceğim. Diğerine gelirken ilk önce şöyle bir düğüm atıyorum ikisinin arasına.
Buradaki köprüme geçtim. Şimdi buraya da 12 tane aynı büyüklükte pırpırlarımı yapacağım. Buradaki 12 tane pırpırımı tamamladım. Şimdi sonuncu pırpırın içinden geçiriyorum. Buraya bir düğüm atıyorum. Ve her bir pırpırın içinden geçirerek zürafa. Böyle her birinin içinden geçiriyoruz. Buradaki pırpırlarınızı karıştırmayın, ortada olanları. Şöyle açtırırsanız, inşallah ben de karıştırmamışımdır. Bakalım. Evet. Devam ediyoruz. Şöyle devam ediyoruz. Evet, ilk sıramızı tamamladık. Toplamda 3 sıra zürafa alacak. Baştaki zürafaya gelip buraya da bir zürafa yapıp devam ediyorum. Başa kadar devam edeceğim. Evet, 3 tane 3 sıra zürafamı ben tamamladım. Geliyorum. Bir tane zürafa buraya yaptım. İkinci zürafayı yaptım. Ve kuyumcu kafesi yapacağız. Bir tane boş zürafa. İkinci zürafayı yapıyorum. İkinci zürafadan geri geliyorum. Ve diğer zürafaya kuyumcu kafesini tamamlıyorum. Sona kadar bu şekilde devam edeceğiz. Bir tane arada kalması gerekiyor.
Sona kadar geldim. Şimdi bunlara boştaki zürafa bırakmış birer tane. Onlara köprü yapacağım. Sinek kanadından, pardon, kuyumcu kafesinden yüksekte olsun. Biraz büyük oldu. Ben bu alttaki pırpırları 12 demiştim. Eğer 13 tane yaparsanız şuraya da en sona bir tane boş zürafa olacak. O zaman daha güzel duracak. Bence 13 tane yapmanız daha iyidir. Bir de yeni bir örnek yaparken en başta bir tane örneğinizi yapın, ondan sonra devam edin. Nasıl durduğuna, kendi isteğinize göre bazı yerlerini çoğaltabilir, eksiltebilirsiniz. Ben her zaman o şekilde yapıyorum. Bir tane yapıyorum, bakıyorum, hoşuma gidiyorsa devam ediyorum. Şimdi buradaki köprülerimizi tamamladık. Evet. En başa geldik. Şimdi burada önce eklemesini yapacağız. Şurada sinek kanadımızın, en alttaki sinek kanadımın olduğu yerden iğnemi geçirdim ve düğümümü atıyorum. Köprümden geçirdim. Buraya da düğümümü atıyorum. Ve köprümün üstünü sık iğne ile dolduracağım. Sık iğne yaparken şimdi bunu böyle çektim. İpimi iyice sıkmıyorum. Yanaştırdım. Sıkıyorum. Bu ipiniz böyle iyice bu tarafa doğru çekerseniz bu üstündeki sık iğne doldurduğumuz yer dalgalı dalgalı durur. Ben şu an sayılı yapmayacağım. Üstündeki sık iğneleri sayılı yaparsanız üstü komple eşit durur. Evet, ilkini yaptık. İkinciye geliyorum. İkisini birleştirdim. Ve sık iğneme devam ediyorum. Şimdi ben başa kadar sık iğnelerimi dolduracağım. Evet, sona kadar geldim. Ve burada da eklemesini yapıyoruz. Geliyorum sinek kanadının üstünden 0 olacak şekilde şöyle sıkıyorum. Sık iğneyi doldurduğum yere tekrar dönüyorum. İpim az kaldığı için zorlanıyorum. Burada zürafayla, pardon, sık iğneyle birleştirip kesebiliriz. Evet. Şurada ipliğimiz kalmış. Bunları isterseniz yakabilirsiniz ama ben hiçbir zaman yakarak kullanmıyorum. Evet, örneğimizi birlikte yaptık hanımlar.
Bu daha önce hazırladığım bir örneğim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Kolay gelsin hanımlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.